Herkese günaydın sevgili takipçiler. Nasılsınız? Bizler bugün sabah yürüyüş yapmaya çıktık. Gördüğünüz gibi şöyle. Geçenki videomda da gösterdiğim gibi yürüyüş alanındayız annemle beraber. Merhaba arkadaşlar. Şöyle. Yürüyüşe başladık. Hayırlısı. Yürüyüş yapıyoruz arkadaşlar. 10. turumuza şimdi atıyoruz. Ben videoda fazla sıkmayayım diye 10. turda video kaydına başladım. Bugün benim ilk yürüyüşüm. Senin kaçıncı günde anne? Bugün 3. günümde. Annemin de 3. günmüş. Yürüyüşümüze. Bundan sonra annem devam eder. Şöyle parkta. Yürümesi de kolay bir parkur. Yokuşu yok. Rahat. (gülüyor) 15 falan rahat giderim gibi ben. Sen gidersen ben herhalde gidemem gibi geliyor. Kaçta bitireceğim? Gönlüm ne istersen. Bu 10. tur. 1 saat yürümemiz lazım. 45 dakika 1 saat diyor doktorlar. O zaman o da 12-13 tur şey yapar. Bir süre tutmak lazım aslında. 10 tur kaç dakika yapıyor? Evet, GSR'ye kadar 1 saati geçiyor. GSR'ye tur da var. Evden buraya geldiğimizde 10 dakikayı bulur zaten. Parkın kuş sesleriyle. Amcam iyi yürüyor, koşuyor. Onlar devam ediyor. Elifli amcalar. Evet, burada da spor aletleriyle spor yapanlar. Burada yürüyüşü yapacağım. Şilerde de kahvaltı yapacağım aslında. Oturacağım. Ne anlatmam? Şey yok. Ben direkt kahvaltıya gittim arkadaşlar. Ben de o düşünce yok. Günaydın. Yürüdükçe yürüyoruz vallahi arkadaşlar, yorulmadık. Dedik bir tur daha atalım, bir tur daha atalım. 17. tura girdik herhalde, 1 saatimiz de olsun diyoruz. Saat 9:20 kala çıkmıştık. 9:16 geçiyor. 1 saat olur bir turumuzla beraber. İyi yürüyüş de güzel oluyor ya. Allah Allah.
Bayağı da kişi var. Yürüyüşte. Hava da güzel. Ne soğuk, ne sıcak, tam yürüyüş yapmalık arkadaşlar. Hadi. Sonradan yavaş yavaş bırakıyorsun onu. 15 günde yarım alıyorum. Ondan sonra bırakıyorsun. Bir daha bir şey olmuyor. Parmaklar şiş gibi oldu şöyle. Yürüyünce kan demek ki. Böyle bir tur daha atalım. Ondan sonra bitiririz herhalde. Annem bitirdi mi? Bilmiyorum da. Ben biraz hızlı yürüdüm. Arkada kaldı. Arkadaşlarıyla da şey yapıyor, konuşuyor. Konuşunca. Turdan sonra ben de şey yaparım, otururum. Tam bir saat oldu şimdi yürüyüşte. Bir saatimiz doldu. Bakalım annem yürümeye devam edecek mi, yürüyecek mi? Bilmiyoruz. Şöyle ben oturayım. Ay. Devam edecek mi? Epey oldu ama. Yürüdüğümüz epey oldu. İyi. Hiç durmayalım. Gel o zaman. Hadi yürüyelim, gidelim. Çok oldu. Evet, yürüyüşümüzü Nazmi bitirdik. Canlar. O çıktı mı yürüyüşten? Gitti o. Ha, ben bir tur daha atarız diye şey yaptıydım. Oh, dedim ya sana son turdu. İyi, hava da çok güzel. Tam yürüyüştük. İyi, güzel, çok güzel. Benim de bacaklarım ama şey yaptı. Bu turda. Zorladı. Bir pazar günü yürümeyiz. Niye pazar yürüme? Pazar da yürü. Herkes evde. Kahvaltı falan. Kahvaltı şeyi. Pazar günü tatil. Pazar günü ara. Zaten yesenler ne diyor? Bir gün yürüyün, bir gün yürümeyin diye, ama biz yürüyoruz. Şöyle karşıya geçelim biz. Çayına geliyor. Annem şu şahıslardan korkuyor. Onlardan. Yürüyüşümüz bitti. Eve doğru gidiyoruz. Arkadaşlar. Hava da güzel, iyi. Ama yorulduk. 13 tur mu? Ne 13'ü? Kaç? 17'de bitirdik. Heh. 17'de bitirdik. Anam, iyi. Tabii tabii, ne 13'ü? 17'de bitti. Kollarım artık terledim. Her gün saat 8.30'da çıkacağız. Bir tur daha atsaydık 17 oluyordu. Doğru, 17'de bitirdik. Yeter. Hükü teyzeyle çünkü 15'te biz şey yaptık. 15, 16, 17. 17'de bitti. Bir
Tur değil de saat tutacaksın, karışıyor bak. Dakika tutacaksın mesela, kaç dakikada yürüyorsun? Evet, gelip çıkmamız bir saati geçiyor. Buradan mı, şuradan mı? Şimdi yürüyüş yeri daha biraz daha yakın olacak. Yo, iyi iyi. Bu da iyi. Bir tur fazla atacağım. Hemen girivereceğim. Terim soğumadan. Bu da bir tur sayılır işte eve geçene kadar. Su şişemi bulamadım. Bulsaydım su dolduracaktım. Su lazım ya. Ben taşımanı yüzünü. Yok, kenara oraya bir koyabilirsin orada bak. Millet su, suyunu koyuyor. Bizler şimdi siteye doğru gidiyoruz canlar. Görüşürüz yine. Hoşçakalın. Yürüyüşten sonra kahvaltımızı yaptık sevgili takipçilerim. Şimdi de kız kardeşim gelin bir kahve içelim dedi. Oraya gidiyoruz. Birer kahve içelim. Bakalım. Yoruldun mu anne? Yoruldum. Bacaklarımız ağrımış hala. Şöyle gidelim bakalım. Bak şunun rengi tam mor değil. Şu köşedeki açık. Çilekçi gelmiş. O moru da budamışlar mı, ne yapmışlar, hiç görünmüyor hani. Köşede şuradaydı. Hı. Daha çiçek açmamış, az bir şey açmamış. Herkese merhaba tekrardan arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Çoktan beri görüşemiyoruz. Şimdi biz bugün mantı yapacağız. Bu değişik bir mantı olacak. Seyredelim, görelim. Başlıyoruz. İki pazı mantı yapacağım. İki pazılık yeter bize. Dört kişiyiz. İki pazı yetiyor bize. Ben onu göz kararı koyuyorum. Bir kiloyu geçkin mi yoksa tahmini? Geçer, geçer, geçer. Az oluyor. İki tane yumurta, birer fazla bir yumurta. Yumurtalarımı yıkamıştım arkadaşlar. Yine bir daha yıkayıp. Biz de Merve'de kahve içtik sevgili takipçilerim. Sonra biraz Merve dedi çay içelim dedi. Sonra bir de çay demledik, oturduk hep birlikte. Tamam, tuzumuzu da attık. Zaten un, tuz, yumurta. Bunları güzelce yoğuracağız. Bu bildiğimiz Kayseri mantısına benzemiyor ama tadı olaraktan aynısı. Tadı aynı. Bir şekli değişik.
Şekil üçgen şeklinde oluyor. Üçgen olacak, bir de şey kelebek gibi yani böyle diyelim. Bu mantının şekli şemali İç Anadolu bölgesi de biliyor. Beypazar, Nallıhan tarafı genelde çok yapıyor bunu. Arkadaşlar bunu iki çeşit yapacağım. Bir sarımsaklı yoğurt bu. Bir de keşli, bilen olur bilmeyen olur. Göstereceğim onu da yaparken, pişirirken. Biraz mantı hamuru sert olacak. Bugün de bunu yapalım dedik. Bir değişiklik olsun. Biraz sert olacak. Öbür hamurlar gibi yumuşak değil. Bunda maya falan olmuyor. Yok yok. Maya olmaz. Kayseri mantısı gibi de çok sert dedim yani o kadar. Kayseri mantısı daha sert oluyor. Normal. Çok katı değil, çok da cıvık değil. Orta hangi bir hamur? Diğer hamurlardan da biraz sert. Tabii ki börek hamurlardan. Camı kırarsa masa cam kırılır. Burada yapayım. Yüksek geldi. Şuranın üstüne alayım ben. Daha rahat şey yapayım. Bunları alayım bakalım. Yani kaldır onları artık. Bunu da kaldırıyorum. Biz artık alırız ekmeği sonra. Bayağı bir yapacağız, yedireceğiz. Böyle çok çabuk bir hamur olmuyor. Yok canım, çabuk değil. Börekten de katı biraz yani. Diğer Kayseri mantısının hamurundan bir tık yani. Şey, çabuk biraz. Böyle yoğuracağız işte.
Tamam. Arkadaşlar biraz dinlendirelim. Şöyle yarım saat kadar. Ondan sonra açarken görüşürüz. Arkadaşlar iki fazı çıktı. Bunu beklesin. Şurada bir kenarda. İlk pazımızı açıyoruz arkadaşlar. Evet. O ne oluyor Mertane? Sert yağmur. Biraz. Oklavadan daha kolay. Hı hı, daha şey oluyor. Çabuk oluyor. Makarna hamuru da böyle değil mi? Hı hı. Makarna da böyle erişte. Böyle açacağız arkadaşlar. Büyüyecek. Biraz incelttikten sonra keseceğiz. Fazlası biraz büyük. O yüzden küçük de yapabilirsiniz. Ben büyük tuttum biraz. Bence daha güzel, kolay açılıyor. Sığmayacak artık oraya. Hı? Sığmayacak artık oraya masaya. Fazlası büyük ki. Mantı. Çoktan beri yapmıyorsun. Hepsi bir tane şeyi düz oldu, yani ince kalmıyor değil, güzel oldu.
Şimdi kesimine geldik. Evet, kesimine geldik şimdi. Hamuru da yaparız. Dursun. Şurada. Şimdi şöyle keseceğiz. Şöyle parmağını ayarlarsın. Büyüklüğü göz kararına göre de değişir yani. Ha, tabii canım, büyüklüğü kendiniz ama normali bu yani. Bu mantık kıymasız arkadaşlar. Bu keşke yapacağım. Sarımsak, yoğurtlu sarımsak işte olacak. Bunda kıyma yok. Onlar açık hamuru derler. Bolu tarafında açık hamuru derler bunu. Ama o şey yapmazdı. Kaplanmazdı. Aç, böyle aç, kare kare, kare, kare kesilir. Şey, Karslıların hingel dedikleri var ya. Hı-hı. Biz de ona açık hamuru derdik. Şimdi şöyle yapalım. Bugün de kıymalı yaparız. Bolu yöresine ait kıymalı mantığı var. Aynı böyle bu şekilde içine kıyma konuluyor ama büyük oluyor yani. Kayseri mantısı gibi küçük olmuyor. Şöyle kesim şeklinde göstereyim size. Evet. Böyle. Mantı bükerken de gösteririz. Evet, şöyle yakından şeklini de size göstereyim. Bakın. Şöyle yapıyoruz. Değişik bir mantı. Bunu herkes pek şey yapmıyor, bilmiyor. Ben de bilmiyordum da eşimin köyü, kayınvalidem, rahmetlik onlar yapardı. Oradan gördüm. Ama onlarınki daha büyüktü. Ben biraz daha küçüğünü yapayım. Rahmetli kayınvalidem derdi. Kızım seninki sosyete olur, küçük derdi. Onlarınki daha büyük olurdu. Çatanla yerlerdi. Bizimki biraz daha küçük. Kibar babanın. Ama çok güzel oluyor. Bunu böyle kıyma da koyarsın ortasına, şöyle bükersin. Şöyle. Şöyle de olur arkadaşlar. Böyle arasına kıymalı da olur. Onu da yapacağım. Bir gün gösteririm inşallah. Böyle de olur. O kıymalı olur. Onu da inşallah bir gün yaparız beraber. Böyle bükeceğiz işte. Bu da pratik oluyor, şekli kolay oluyor. Evet, şekli güzel. İçli olunca kapatması zor oluyor. Şöyle kolay. Ya, yaptıktan sonra kolay da işte. Kaç çeşit mantı bükmesi var. Her yörenin ayrı ayrı farklı bükmeleri var. Azerbaycanlılar görme nasıl? Büyük büyük şöyle muska gibi, bohça gibi duruyorlar. Onların var, şeyin var. Onların farklı, bizimki farklı. Korelilerin falan büyük börek gibi oluyor. Evet. Buharda haşlayanlar. Buharda, tencerede yapanlar.
Normal suyun içindekine haşlanacak. Kayınvalidemkin arkadaşlar, bunu 30 Ramazan gece pişirir yerlerde. Keşli yapıp yanına kompostu, hoşaf, öyle yerler onlar. Öyle yiyorlardı. Daha şimdi yapan yok artık. Eskiler yapıyordu. Şimdi gençler pek yapmıyor artık. Böyle tahtalar, uzun tahtalar vardı ya köyde. Hı hı. Onların üstüne iki tahta, üç tahta böyle büker büker koyardık. Videoda ekmek tahtaları göstermiştim ya takipçilerim. O tahtaların üzerine yapılırdı. Hayır. Rahmetli deden cumaya giderdi. Cumadan gelincesi eskiler misafir getirirdi yanlarında. Mantı yapılırdı. Mantı yerdik. Siz o zaman küçüktünüz daha. Sonra bırakıldı artık o adetler. Bilmiyorum şimdi yapan var mı yok mu? Öyle getirip hani camiden. Eskiden güzeldi arkadaş. Herkes birbirini güzel çağırıyor diye. Şimdi kimse kimseyi çağırmıyor. Akraban da olsa, olmasa da yok. Öyle akrabalar hiç çağırmıyor. Artık değişti her şey. Evet, her şey değişti tabii ki. Bu zaman ilerledikçe. Tabii gençler var şimdi, gençlerin. Bunu bilmiyor. Yapamıyor. Ben de bilmiyordum. Kayınvalidemden gördüm. Bizim yaptığımız mantı bu değildi. Az önceki gösterdiğim üçgen şeklinde kıymalı olurdu. Ya da böyle olurdu. Az daha büyük olurdu. Öyle atılır, pişirilirdi. Açık hamuru derdik ona da. Derlerdi hadi. Misafir geldim. Hadi oklava tıkırtısı yok mu? Derlerdi ev sahibi. Mantı mı isterler? Mantı, börek. Gelen misafirlere eskiden bizim o tarafta, Bolu Gerede tarafında öyle derlerdi. Tıkırtı yok, tıkırtı yok, oklava yok derlerdi. öyle yaparlardı. Çok güzel olurdu o da. Eskiler. İki fazladan. Bizim çocukluğumuzda tabii ki öyle. Öyle olurdu. Bu da kelebek şeklinde. Küçük kesince o da olur. Kelebek. Tabii fazlayı alıyor. Babam sevinecek akşam. Çok seviyor. Tepsimizi de unladık arkadaşlar. Yapışmasın diye. Evet. Un var altında. Babamın en sevdiği mantı. Evet. Ona keşli yapacağım. Keşi bilen var, bilmeyen var. Keşi de birazdan gösteririz bilmeyenler için. Çoğu bilmiyor. Çoğu ne bileyim hani bazı yöreler biliyor. Bazıları bilmiyor. Arkadaşlar biz böyle yapıyoruz. Nasıl görünüyor? Şöyle şeklinde bakalım. Çok güzel görünüyor. İnşallah tadı da güzel olacak. İnşallah. İkinci pazımıza geçelim. Şimdi ikinci pazıya geçtik arkadaşlar. Evet. İkinci pazımızı da açalım. Bu da kolaymış. Önceden zorlanıyorduk açarken. Merdane daha kolay. Merdane daha kolay. Bunu da açalım. İkinci pazımızı da açtık.
Evet, ikinci fazımızı açtık şimdi. Yine aynı yolu. Kesme işlemini yapacağız. Hemen şöyle ayarladığımı da göster bak şöyle. Arkadaşlar şöyle parmağımı şöyle ucundan başlıyoruz böyle. Kesiyor işte. Erişteyi de böyle yapıyoruz ama erişte saçta bir şöyle çeviriyoruz. Erişteyi. Hafif döndürüyoruz. Bir şey. Ondan sonra kesiyorsun. Saça koymasan hiç şey almaz değil mi? Kesilmez o. Kesiliyor. Eskiden biz saça koymazdık. Çarşafların üstüne, sonra bezlerin üstüne temiz. Onların üstüne sererdik. Kururdu. Çevirirdik biraz şöyle 1-2 saat sonra. Ondan sonra otururuz şey yapardık. Ama o biraz tabii zahmetli oluyor. Onun uğra çok gidiyor. Böyle pişirince daha güzel oluyor. Çabuk oluyor, pratik oluyor. Bir de geç kurur herhalde öyle değil mi? Tabii geç kurur. Saça sana koymayayım da. Çünkü bekliyorsun bir tane onun kurumasını bekliyorsun. Sonra bezleri serincesi üstüne. Ama bunu hemen aç bir kişide pişirsin. Alt üstü yaptığı zaman saçta çok pişirmiyor. Hani gözleme göre gibi. Hemen şöyle bir ıslaklığa gitsin. Şu tepsimizi doldurmayalım. Hepsini bulmuyorum arkadaşlar. Temiz çizsene. Temiz ama olsun yine de. Bunu kurutmaya falan gerek yok arkadaşlar. Hemen pişireceğiz biz bunu. Suyunu da koyalım. Mantı. Peren ne yaptı ki uyanınca? Aklına geldi mi ki? Bilmiyorum ki. Öpülesim geldi yani. İki kere geldi, sarıldı, öpüyor. Evet. Ondan sonra diyor, meyve suyunu istiyor. Kırın mı? Ondan sonra dedim, şeye gideceğiz, bakkala gideceğiz, top alacağız dedim. Ondan sonra anladı hemen. Öyle bir yatağa girdi bakalım. Uyanınca. Uzun dedi. Emi memi diyecek mi demeyecek mi? Arkadaşlar iki tane torunum var. Biri 1,5 yaşında büyük olan. Küçüğü de 4 aylık daha. İşte onlarla inip çıkıp onlara bakıyoruz. Onlarla vakit geçiriyoruz. Torunlar çok tatlı oluyor derlerdi. Doğruymuş yani. Çok tatlı. Onlar eve geldi mi evimizin içi sanki doluyor böyle bir neşe oluyor. Kalabalık oluyor. Güzel oluyor. Çocuk sesi. Evet çocuk sesleri. Anneanneyim. Babaanne olamadık. İnşallah Allah o günlerde gösterir.
Beren'i gördü takipçilerimiz de Emir'i görmediler. Evet, Emir küçükten 4 ay. Basit arkadaşlar bu. Oturduğumuz yerde oluyor. Kimseye çağırmaya da gerek yok. Nasıl yapacağım, nasıl gideceğim diye. Böyle otur kendim ben yaparım. Şimdi Mehmet evde de o yüzden yardım ediyor bana. Yani o işe gittim mi kendim yaparım. Kimse hiç aramıyorsun. Kendim yapıyorum da işte Kayseri mantısı biraz hani. Onu da o da yapılır da o biraz daha küçük küçük yani. Bu yardım ister o tek başına. O yardım istiyor. Ekipazdakine istemez. Fazla yaparsan yardım ister. Ekipazı da o kadar yormuyor da. Böyle pazı, yaprak sarması. Yani onlar tabii ki arkadaş isteyen bir iş. Biz Ramazan'da mı yaptık Kayseri mantısı? Bir yaptıydık. Evet, yaptık. O zaman daha kanal açık değildi, çekim yapmamıştık. Evet. İyi aklımıza geldi, çoktan beri de yemiyorduk. Ne yapsak diye düşünüyorduk arkadaşlar. Biz bayanların ta sabahtan başlıyor düşüncelerimiz. Ne yapacağız? Akşama ne olacak? Ne pişireceğiz? Sabah o kadar düşünülmüyor da kahvaltı, akşam yemeği. Akşam yemeği çünkü düşünür ya. Herkes akşam toplanıyor. Öğlen o kadar aramıyor. Ben aramıyorum da. Çünkü kimse olmuyor öğlen. Kendin ne yaparsan şey yapıyorsun, yiyorsun, yemiyorsun. Ben çayı çok severim arkadaşlar, çay içerim. Hele bir temizliğe başlayayım. Ocağın üstünden çaydanlığım inmez. Çay kaynayacak. İçeceğim bir taraftan, bir taraftan yapacağım. Bir taraftan işini yapacağım, evet. Bir taraftan çayını içeceğim. Ne yapacağım? Ağır ağır yapıyorsun. İşe başladığım zaman arkadaşlar, temizlik yapmaya başladığım zaman çok tez canlıyım. Yani bitsin diye uğraşıyorum. Ne var sanki? 2 günde, 3 günde bitsin. Hemen bitecek o gün. Yani bitecek. O gün camlarımı siliyorum. O gün camlar bitecek. Mutfak mı temizleyeyim? Mutfak o gün bitecek. Yani öyle. Bir işe başladığım zaman öyle yapıyorum. Benim de o şeyim var işte. O zaman da işte yoruluyor. O zaman da çok yoruluyor. İşte. Kafaya koyduğumuzu yapıyoruz işte. Eşya yerlerini çok değiştiririm. Bir bakarsın masa camın önünde olur, bir bakarsın arka tarafa geçer. Koltukların yeri falan devamlı değişir arkadaşlar bizde. Ünitenin alt tarafını kurdum arkadaşlar, çekeceğim diye. Alt bacağı gitti. O biraz daha ağır olduğu için onu oynatmamız biraz zor oluyor. O da basit bir şey olsa onun da yeri yine değişir devamlı da. Ünite biraz ağır. Ama büyük de ondan. Küçük olsa istediği yere gider o da. Şöyle kelebek gibi yap şu kenarlarını. Tamam. Arkadaşlarımız bitti. Bu da bitti şimdi. Bu da güzel oldu. Şimdi artık suyunu koyalım, pişirelim. Pişirirken de gösterelim. Şöyle koyalım şu kenara. 2 fazla yeter bize. Yeter herhalde. Diğerini de keşke yapacağız. Yeter. Azıcık sulandıralım. Şöyle şey. Mantımızın yoğurdunu da hazırlayalım arkadaşlar. Sarımsaklı yoğurt. Suyumuzu da koyduk. Su da kaynayacak birazdan.
Sürme yok, çok güzel oluyor. Şurada dinlen de yiyip o şey. Biraz daha su istiyor herhalde. Şöyle gördün mü? Güzel yaptı. Sen suyuna da açık tuz atalım. Kusasını bırakıyor bir kere. Tamam. Şöyle baksana, şey kusasını bırakıyor bir kere. Ezmemiş mi? Yok, yine ezmiş artık. Hı-hı, olmuş. Yeter mi? Sen yeter, yeter. Çünkü diğerine de yapacağız, ikiye böleceğiz. Tamam, bu burada hazır. Dursun. Bu da kaynasın. Bu da kaynamaya yakın suyumuzda. Mantıklarımız, suyumuz kaynadı, mantıklarımızı da koyuyoruz. Sen de at bir taraftan şöyle. Çabuk olsun. Ben tek elle şey yapamıyorum. Hem kamerayı tut hem at. Anca böyle oluyor. Bir tane atabilemezsin. Şöyle mantılarımız kaynayan suyun içine. Biraz tuz attık suyumuza. Şöyle çekmişler. Kaç dakika yetişiyor bu? 10 dakika yetişir. Thank you.
zor oldu, yapışmadı, gördün mü? Çöktü. Biraz kaynasın 10 dakika şöyle. Sarımsaklı yoğurdumuz da hazır arkadaşlar. Yağımızı da oraya koyduk. Onu da pişmeye yakın hazırlarız. Evet, mantımız da kaynadı. Kaynamaya başladı. Bir 10 dakika. Tamam, 10 dakika pişsin. Şöyle göstereyim tekrar. Bakalım. Kaynıyor. Evet, mantımız pişti şimdi. Bunu babana ayırın. Keşli yapacağız arkadaşlar. Şimdi görürsünüz. Keşli nasıl oluyor. Yeter herhalde değil mi şu babana? Yeter. Yeter. Yetmez, alırız şuradan. Arkadaşlar bu da bizim keşimiz. Tuzlu yoğurttan olur. Böyle rendeden geçirip buzluğa koyuyorum. Sonra biz buna böyle döküp süzme yoğurt ve tuz. Mantılarda kullanıyoruz. Mantı, bunu. Erişte. Eriştelerde de kullanıyoruz biz bunu. Eriştelerde de aynı bir şekilde dökeriz. Az daha alalım. Dursun. Erişte de şey bu keşinin cevizinden de yaparız. Keş bir ceviz böyle dökeriz erişte. Bu şekilde de çok güzel evet. Oluyor yine. Evet. Keşini döksün anne. Daha üstüne böyle. Bir altı üstte ortasına koyuyoruz keşi. Erişte de bu şekilde pişer. Cevizli olur. Ceviz de koyarız biz ona. Bunu eşim çok seviyor. Yoğurtluyu da seviyor da bu daha bir farklı oluyor. Bunu seviyor. Ben de bunu ayırıyorum. Böyle gibi. Burada da yağımızı erittik arkadaşlar. Bunu önce bir üstüne koyalım. Keşmenin üstüne. Sonra yoğurtlu. Şimdi üstüne yapacağız. Bunu böyle dökeriz arkadaşlar. Yağlı keşli mantımız bu bizim. Evet. Nallah'ın özgü bir mantı. Şimdi yoğurtlu mantının şeyini o bitti artık. Buna da yoğurtlu mantımıza bir kaşık salça. Biraz nane. Biraz pul biberi. Mantının suyunda azıcık su koyalım. Sen onu hazırla anne. Yoğurt dökerken tekrardan şey yaparız, tamam. Çekeriz. Yoğurtlu mantının sosu hazır. Sosunu da hazırladık. Şöyle gösterelim evet, size. Çok güzel oldu. Salça, pul biberi, nane, yağ. Şimdi buna da sarımsaklı yoğurdumuzu bir dökelim. Şöyle ışıktan nasıl görünüyor bakalım bir. Bu mantımız, eşimin mantısı hazır arkadaşlar. Nasıl görünüyor? Şöyle yorumlarda yazın bakalım anneme. Evet, yorumlara bekliyoruz. Bu da bizim canı mantımız. Canı isteyen yoğurtlu, canı isteyen keşli yesin. Bu da... Keşli de yiyoruz, yoğurtlu da yiyoruz. Evet, iki türlü yiyoruz. Genelde yoğurtlu siz çok seviyorsunuz. Babam da keşliyi çok seviyor.
Acıktık herhalde, canımız çekti. Evet, acıktık. Salçanın altını kapatayım. Ya kapat onun altını. Bunu ayrı ayrı tabaklara servis de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bizden görünsün diye öyle yapıyoruz. Tabakları herkes kendi yapabilir de. Böyle de alınır tabakları, servis tabağını. Bir an önce yemek istiyorum. Gel insan. Canı çekiyor. Mantı varken arkadaşlar şey yapmıyoruz. Sadece mantı, çorba öyle yiyoruz. Başka bir şey yanına gerek görmüyoruz. Yeterli oluyor zaten. Evet, yeterli oluyor. Çorbayı içiyorsun, arkasından mantı yiyince. Yetiyor. Keşimizi ben size tekrardan şöyle yakından göstereyim. Bakın. Kurutulmuş süzme yoğurt mu diye. Süzme yoğurttan yapılan tuzlu keş diyoruz biz buna. Mantılarda. Mantılarda, eriştelerde. Bakın şöyle göstereyim size. Evet. Bakın. Bunu İç Anadolu bölgesi genelde biliyor. Nallıhan, Bolu, Gerede, Kızılcahamam, Kazan. Bazıları biliyor, bazıları bilmiyor. Diğer illerde biliyor mu, bilmiyor mu? Bilmiyor mu artık. Genelde bizde oluyor Bolu Gerede tarafında. Çok güzel oldu arkadaşlar. Of. Sosumdan da dökerim size. Gelin arkadaşlar, sizler de gelin de yiyelim. Hep beraber, hep birlikte yiyelim. Evet. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Yorum yapmayı, beğenilerinizi unutmayın. Beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz arkadaşlar? Fatma ablanıza beğenilerinizi yazın. Oğlumun kanalında. Çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Nasıl oldu arkadaşlar? Şöyle. Çok güzel oldu. Hadi bizlere afiyet olsun, yiyelim. Evet sevgili dostlarımız, mantımız da pişti, hazırladık. Şimdi bizler mantımızı yiyelim. Sizler de kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Beğeni ve yorumlar yapın. Desteklerinizi esirgemeyin. Desteklerseniz çok mutlu oluyoruz biz. Yazıyorsunuz bazen. Gerçekten mutlu oluyoruz. Ankara'dan destekleyen, izleyen takipçilerimiz var. Onlar yazıyorlar, sağ olsunlar. Herkesi yorumlarda bekliyoruz. Sizleri de yorumlarda tanıyalım. Sevgili dostlar, kendinize iyi bakın tekrardan. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.